özellikle bizim tabii 500'e yakın olan delegimiz içerisinde 5 kişinin seçilmesi gerekirdi ve mümkünse de Ankara ağırlıklı olması gerekirdi. Çünkü 30 gün içinde seçime götürmeleri gerekiyor. Halbuki bu 5 delegede şehir dışında bir Malatya Tabip Odası Başkanı, hepsi meslektaşımız, Samsun Tabip Odası Başkanı, Denizli Tabip Odası Başkanı, Konya Tabip Odası ve Erzurum Tabip Odası Başkanları. Biliyorsunuz ki bizde oda başkanları aynı zamanda doğal delege. Bu doğal delegelerden seçilmiş oldular. Halbuki bunun bir düzenlemesi gerekirdi. Yani birkaç tane yöntem vardı. Örneğin ben kura çekiyorum olabilirdi ya da Ankara ağırlıklı 3 Ankara 2 dışarıdan olabilirdi. Bu gibi bir karar da verebilirdi. Ama burada amacın bu süreç içerisinde seçimler böyle normal, demokratik ve hukuki normlar içerisinde Türk Tabipleri Birliği'ni bu karara bağlamak olmadığı açık. Çünkü ortada bir kere hukuki normlara bağlı bir karar yok, politik bir karar var. Yine orada dikkat ettiyseniz 1,5 saatlik ikinci bir molada kompütür, bilgisayar bağlantıları yoktu diye uzun süre orada beklettiler. Aslında onun bilgisayar bağlantılarıyla değil, orada bir baskının oluştuğunu da anlıyoruz. Perde arkasında politik bir baskı ya da istihbari bir baskı bir şekilde hakimin baskı altına aldığını oradan hissedebiliyoruz. Çünkü o 1,5 saatlik beklemeden sonra hiç beklenmedik bir şekilde içi boş olan bir dosyadan Türk Tabipleri Birliği'nin 11 Merkez Konseyi'nin alınmasını gerektirecek hiçbir şey yokken bu karar alındı. Şimdi kaldık istinafa gidecek bu karar. Peki bu 30 gün içinde bir seçimin yapılması halinde bir istinaftan da bunun lehimize dönmesi ya da Yargıtay'dan bizim lehimize dönmesi durumunda durum ne olacaktır? Bunların hepsi vehamettir. Ancak şunu anlıyoruz ki bu Can Atalay kararlarında da ortaya çıktı. Yine Selahattin Demirtaş davasında ortaya çıktı. Yine bu son Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında da biliyorsunuz bir takım sorunlar yaşandı. Anlaşılıyor ki artık hukuk devletinden çıkıyoruz. Bunların delilleri her gün ortaya çıkıyor. Belediyelere atadıkları kayyum gibi Türk Tabipleri Birliği'nde çalışamaz duruma getirerek seçim dönemine daha bir rahat propaganda ortamları kendileri için yaratmak istiyorlar. Çünkü Türk Tabipleri Birliği yolsuzluklarını, hırsızlıklarını, Türk Tabipleri Birliği cari açıktaki fazlalığı, sağlığın nasıl halkın aleyhine çalıştığını, sağlık politikalarının nasıl kötü olduğunu, pandemide olsun, depremde olsun açıklayan bir kurumdu. Böylece hakikati söyleyen bir kuruma susturmaya çalışıyorlar ama başarısız olacaktır.